emursa.com takipçileri yeni bir en gündem programında yine sizlerin huzurunuzdayız. Bugün yine Türkiye'nin en önemli konularından bir tanesini konusunda yetkin bir konuğumuzla tartışacağız. Önce konuğumuzu ben size takdim edeyim. Doktor Dilek Durak. Dilek Hanım'ı herhalde Bursa'da hemen herkesin tanıdığını tahmin ediyorum. Çünkü Dilek Durak'ın birçok şapkası var. Bunlardan bir tanesi siyasetçi şapkası, diğeri akademisyen şapkası. bir diğeri de STK'larda önemli görevler üstlenmiş bir hanımefendi. Bugün de kadın konusunu, kadına şiddet konusunu ve kadın derneklerinin Türkiye'deki rollerini Doktor Dilek Durak hanımefendi ile tartışacağız. Öncelikle ben size hoş geldiniz diyorum. Dilek programımıza onur verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Onur teşekkür. Ee, her ne kadar bugün siyasetçi kimliğinizle değil, e, daha çok e, STK kimliğinizle sizinle konuşacağız. Kadın dernekleri federasyonu başkanı olarak ama ben yine de e, gazeteci refleksimden dolayı, merakımdan dolayı e, siyasetçi kimliğinizle küçük bir giriş yapmak istiyorum. E, sosyal medyada gördüm birkaç gün önce, e, biliyorsunuz AK, AK Parti'de başlayıp e, İyi Parti'de devam eden bir siyasi hayatınız var. Birkaç gün önce Meral Hanım'la e, kendi ofisinde, genel merkezde e, son derece samimi e, pozlarınızı ve kahve içerkenki fotoğraflarınızı gördük. E, başlamadan önce parantez içinde ne konuştunuz <laughs> e, ee, Meral Hanım'la? Evet. Kısaca söylerseniz memnun Tabii. oluruz. Ee, öncelikle çok teşekkür ediyorum e, Mustafa Bey. E, bu güzel organizasyonla e, organizasyonu özellikle e, halkımızla, insanlarımızla birlikte bir buluşmamızı sağladığınız için. Evet, evet. sayın e, Merakşener Hanımefendi ile e, bir e, görüşmemiz oldu. Ama çok özel bir görüşme değildi. Özellikle kendisinin müsait olduğu bir zaman diliminde yaklaşık 30 ya da 45 dakikalık bir sürede ortak dostlarımızla birlikte gerçekten kahve içmeye gittik yani bir yani tanışmaya bir, yani bir genel başkanla 45 <laughs> dakika kahve içme olası herhalde <laughs> bayağı ve ee... gerçekten e, samimiyeti e, çok o, yani e, şeffaflığı dürüstlüğü ve akıllı ve zekice e, olduğuna inandığım bütün özellikleri o sohbet sırasında kendisinde de e, gördüm bizzat şahitlik ettik e, aslında gündem gerçekten e, siyaset değildi e, tanışmaydı, e, birbirimizle iletişim kurmamızdı. E, bunu da ortak dostlarımızla birlikte güzel bir e, gülerek evet. sohbet ederek e, genel bir e, özel bir görüşme dışında genel bir görüşmeyle tamamlamış olduk. Evet. Çok siyasi bir cevap oldu. <laughs> evet, teşekkür, <ederim>. Te <laughs> teşekkür ediyoruz. <laughs> ama teşekkür konumuz e, siyaset olmadığı için bu faslı fazla ısrarcı olmadan geçiyorum ben. E, siz akademisyenliğinizin yanında aynı zamanda da STK'larda. Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanlığı'nı yürütüyorsunuz. Buradan bir giriş yapalım. Ee, Kadın Dernekleri Federasyonu nedir? Nasıl çalışır? Ee, kaç derneğiniz var? Bu konuda biraz bizi bilgilendirir misiniz? Tabii. Şimdi aslında benim, ben ekonomist, iktisatçıyım. Aynı zamanda okumayı çok seven, öğrenmeyi çok seven, yeniliklere açık olan bir toplum yapısına da sahip olduğum için ve aile yapısına da sürekli hani hayat boyu eğitimden nasibini almış insanlardan biriyim. Hukukçuyum da. İşletmeyi de doktora yaptığım için de işletme yönetimi organizasyonda özellikle sosyal paylaşımlarda ya da sosyal oluşumlarda yer almak adına da dernekçiliği, ben küçük bir işletmeye tüzel kişiliğe benzetmekteyim. Dernekçiliğin sosyal yaşantıda sosyal olaylarda birçok fayda sağladığına en yakın şahit olanlardanım. Hatta fayda sağlayacak ortamların yaratılmasında da bizzat bulundum. Dernek tüzüklerinin hazırlanmasında, bunlarla ilgili bilirkişilik yapılmasında ve bunlarla ilgili danışmanlık yapılmasında ama tabii bunları ücretsiz tamamen kadınlarımızın ya da dernek kurmak isteyen spor kulüpleri, gençlerimizin destekçisi ve yardımcısı olarak. Aslında federasyon adı tabii biraz büyük. Federasyon birkaç derneğin toplanması sonucunda oluşan bir çatı ve bu çatının aslında bakarsanız bütün derneklerin ortak işbirliği, ortak bir dilden ve söylemden bahsetmesi ya da işte ortak söylemleri daha kolay başarabilmesi ve birliktelik olması adına bir üst çatı olduğunu düşünüyorum. Bir güç aslında neden? Çünkü altında en az 7 dernek var. En az 7 He. dernekle bir federasyon oluşuyor. 3 federasyonun birleşmesiyle de biliyorsunuz konfederasyon oluyor. Dolayısıyla konfederasyonda 7 kere 3 21, 21 tane dernekten müteşekkil bir kuruluş gibi de düşünebiliriz. Eee siyaset yaptığım bir dönemlerde ve Nülüfer'de 20 20 yıla yakın bir 86 yılından beri Bursa'ya gelmiştim en yani çok iyi, e, Nülfer'de ikamet etmemi sağladı. Dolayısıyla yaklaşık 64 ma 64 mahallesi var Nülfer'in e, ve bu 64 mahallesinin 40'ına yakın mahallede biz e, o dönemler e, evde oturan kadınların hem istihdama katılması hem bir şey yapması kendini önemli ve değerli ve aidiyat duygusunda hissetmesi toplumsal olaylara duyarlı kaldığını belirtmesi ve bunun için de siyasi mekanizmaları harekete geçirecek. Ee, ve bunlara güç olacak ya da bunlarla ilgili e, karar alın, al verme ya da alma mercilerinde yetkinlik sağlamak amacıyla kadın dernekleri ile ilgili e, birçok kadını ikna etme kabiliyetlerine kabiliyetine soyunduk. Dolayısıyla ekip arkadaşlarımızla birlikte ev ev kapı kapı gezip mahallede her mahallede mesela Cumhuriyet Mahallesi, e, Hasan, Hasan Ağa Mahallesi, Kızılcıklı Mahallesi, e, 29 Ekim Kadın Mahallesi, 23 Nisan ee, so Başköy, köyler de vardı, Karacoba ee, sonra Çamlıca Mahallesi, Konak Mahallesi, Kültür Mahallesi, Üç Evler Mahallesi, Demirci Mahallesi, e, ee, dernekler kurduk, kadın dernekleri. Bunların amacı e, kendi aslında muhtarların bir iz düşümü gibi düşünebiliriz. Muhtarların yapmış olduğu işlere yardımcı olacak, destek olacak. Muhtar gibi o mahallenin sorunu e, ya da işte o mah mahallenin ihtiyacı olan insanları ya da o mahallenin Birine fayda ya da destek sağlamak amacıyla festival, fuar ya da kermeslerinde görev alarak hani elini taşın altına koyan minik minik aslında şirketler, tüzel kişilikler oluşturduk. Hep şöyle dedim büyük bir şirketiniz olmayabilir ama küçücük kendinize ait herkesin size hatını soracağı, sizin makamınıza geleceği, sizin yerinizi ziyaret edeceği, hatta ya biz şunu ne yapalım, ne dersiniz başkanım denilebileceği bir konumda insanlar kadınlar için son derece önemli bir motivasyon evet, bu aslında. Evet çok motivasyon. Peki Buradan e, şuna ikinci bir soruma geçeyim ben. E, kadınların üretime katılması e, gibi bir yaklaşımda bulundunuz. E, sadece üretim mi? Mesela kadınların kadınların veya kadın derneklerinin demokrasinin ve kalkınmada da bir rolü vardır mutlaka. Sizce bu rol nedir? Aslında e, ben aynı zamanda ortak dilimizi kullanan İpek Yolu Kadınlar Derneği'nin de başkanıyım. Bu da İpek yolu ülkeleri biliyorsunuz Bursa İpek yolu ülkelerinin doğudan batıya açılan Avrupa'ya açılan bir kapısı. Muş da İpek yolunun başladığı bir doğudan giren ilk kapısı. Muş bana biz bu Bursa Kadın Dernekleri Federasyonları ile aslında demokratik çalışmalarda ya da işte yerel kalkınmada bölgesel kalkınmada Tam da o noktada katkıda bulunmak adına Bursa'dan görün Köprüsü, işte tarihi İpek Yolu projesi adı altında kadınlarımızla birlikte Bursa'dan Muş ve Vana, işte oradaki ilçelere, buradaki uzman, işte devlet sanatçısı konusunda uzmanlaşmış devlet sanatçısı arkadaşlarımızı bir şeyler öğretmek, orada olmayan fakat Bursa'da olan sanatları, el sanatlarını. İşte nedir bu e, filografi, işte ipek böceği kozasından yapılan ürünler, ahşap e, yakma, tel kırma, işte dantelangres, e, keçe sanatı gibi bu sanatları malzemelerimizde alarak, malzemelerin de bütün maliyetleri bize ait olarak e, Muş Valisi e, Aziz Sayın Aziz Yıldırım'ın da davetiyle, devletimizin de desteğiyle oradaki kadınlara aslında bakarsanız demokratik ortamda olabilme ve bütün e, halk eğitim merkezlerinde 2-3 gün süren bir eğitimle onların ürünlerinin e, bir şey öğrenerek ürünlerini sergilemelerine hatta bunların bir süre sonra satmalarına da sebep olmuştuk. E, bu, bu güzel bir projeydi. Aslında Bursa Kadın Hakları Federasyon baş, Başkanlığı bünyesinde bunu yaptık. Dolayısıyla da bu bizim İşin bu kısmı kalkınmayı herhalde. Evet kalkınmayla e, ilgili. Kalkınma ve düzen onlara bakarsanız dernekleri kadınları hem bilgilendirdik hem de güçlendirdik. Hem de kalkınma konusunda da ürünlerinin işte e, oradaki, tabi bu konuda devletimizin ve gerçekten e, yerel yönetimlerinin çok büyük desteği oldu bize. Bunu inkar edemeyeceğiz. Buradan kendilerine de gerçekten teşekkür ediyoruz. Çünkü e, ma malzeme haricindeki bütün masraflarımız ya da bütün çalışmalarımız, onların en toplanması, yer belirlenmesi, kaç tane kadına eğitim verdiğimizi hatırlamıyoruz. E, ve çok sevindiler. Yani dediler Bursa'dan, Marmara'dan. Bir de dernekçilik konusunda Marmara Türkiye'de birinci. Hmm. En çok kadın derneklerinin toplandığı bölgedir Marmara ve Marmara birçok şeyde de belki İstanbul'un da olmasından dolayı birçok konuda da öncü ve doğu aslı bakarsanız bu tarz şeylere doğudaki yaşayan arkadaşlarımız ilgili ve e, hasret içinde. Bunları bu tarzda e, devlet eliyle yapılması e, devletimize olan güveni, saygıyı, önemi ve gücü de götürdü. Tabii biz bunu kadın dernekle diş birliğiyle yapmış olduk. Tabii bunlar yerel e, demokrasinin ve kalkınmasının sağlanmasında kadın sivil toplumlarının kuruluşlarında bu yaptığımız çalışmadan yola çıkacak olursak etkinlik düzeyi çok önemli. Yani etkiliyseniz STK'lar ne kadar aktiflerse bir tabela derneği niteliğinde değillerse eğer yerel politikaların oluşturulmasında bu süreçlerin denetlenmesinde hem katılım hem denetim açısında ne kadar etkin rol oynarlarsa o ölçüde de amaçlarını ve işlevlerini yerine getirmiş olacaklar. Yani demokratik ve sosyal hukuk devleti içinde yaşamak bizim ve sizin de bildiğiniz gibi hepimiz için bir insanlık hakkı. Dolayısıyla da böyle olunca kadın ve erkeğin özellikle eşit olarak hem yöneticileri seçmesi hem de bunu denetlemesi gerekir. İşte bunun için de sivil toplum örgütleri en ideal kuruluşlar olmakta. Bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesi özellikle yerel yönetimde, merkezi yönetimlerde, sivil toplum kuruluşlarında kadın STK'ların katılımcılığının sağlanması, özel işbirliği, koordinasyon işbirliği sağlanmasında bence kadın sivil toplum kuruluşlarına büyük önem düşüyor. Neden büyük önem düşüyor? Çünkü kadın kuruluşları daha hızlı, aktif hareket edebiliyorlar, daha kolayca birleşebiliyorlar. Ee, mesela cenazeler, düğün Doğumlarda biliyorsunuz kolayca organize edip organize olabilen gruplar demokrasi ve kalkınma içinde kadın sivil toplum örgütlerinde özellikle etkinlikte e, faydalı olduğu muhakkak. Hızlı harekete geçtikleri için bilgi, deneyim ve becerilerini e, çekilmeden aktarabildikleri ve samimi oldukları için. E, işte. Yani biz buna kadın değişirse toplum değişir diyoruz. Evet kadın kısaca. değişirse toplum, <laughs> toplum değişir. değişir hatta diyoruz. kadın değişirse dünya evet. güzelleşir. Peki e, kesinlikle. Diyoruz. Öyle bir şarkı da vardı. Ee, Aa, erkek e, erkekler önce tekerleği buldu, sonra e, uzaya hükmetti, e, dünyayı ele geçirmek istedi. Diyor ki ama bunun bir çaresi var. Diyor ki her şeyi kadına bırakın diye. Aa, çok evet, de çok sevdiğim bir şarkı doğru. var. Güzelmiş. Ondan nasıl? Peki kadınlara verilen bir haklar var. Bu hakların korunması da önemli tabii. Korunması, geliştirilmesi, demokratik hakların korunması, geliştirilmesinde. bu sizin e, mensubu olduğunuz, yürüttüğünüz. STKların rolü nedir? Nasıl bir e, e, yol izliyorsunuz bu konuda? Şimdi bir söz var çok söylenen ve insanların hep birbirlerine ve gelen yeni gelen insanlara diyorlar ki, bilir misiniz biz bu şehrin sahibi değiliz. Ya aslında içinde sadece oturuyoruz. Devletin veya belediyenin bizler misafiri gibiyiz ve başından beri de bu böyle. Hakikat da bu ki yapıcı olarak şehrin hayatına da iştirak edemiyoruz derler hep insanlar kendi aralarında işte tam da bu arada söylemlerin çok olmaya başlamasıyla sivil toplum oluşumları ve örgütleri ortaya çıktı. O da bu, bu fikir oradan bu, bu söylemlerin olması sonucunda ortaya çıktı ve sivil toplum örgütleriyle şehrin hayatına artık iştirak ediyoruz. Artık biz de şehrin içindeyiz. Hatta devletin ve belediyenin bir misafir gibi de değiliz. Onlarla ortak çalışıyoruz. Şimdi hakların bu, durum, bu durumda da birçok haklar, birçok kadınlara verilen hakların korunması olsun ya da genelde hakların korunması ile ilgili derneklerin e, tabi e, bu kadın derneklerinin, kadının yaşadığı problemlerin de hangi pencereden baktığı. Ve bu problemin çözülmesi konusunda da nasıl bir e, görev aldığı da önem kazanmakta. Mesela şimdi kadının zaman zaman dövülebileceğini söyleyen bir derneğin kadın haklarını korumasında çok da e, realite bir e, görev üstlenmediği, üstlenmediği çok ortada. A, ortada. Evet. Dolayısıyla bu noktada sorgulanması gereken her şey kadın derneklerinin kadın konusunda kabullenişlerinin aslında demokratik değerlerinin insani temel hak ve özgürlüklerini besleyip beslenmediği ile ilgili olduğu çok önemlidir. Demokrasinin kalitesini de özellikle örgütlü toplumlar bilirler. Sizin toplumunuzda ne kadar çok sivil toplum kuruluşu varsa ve bunlar ne kadar aktifse siz demokratik bir toplumsunuzdur. Çünkü buna sisteminiz müsaade etmektedir. Azınlıkların, ezilmişlerin itilmişlerin, toplum dışına gönderilenlerin ya da genel adıyla pozitif ayrımcılık yapılması gerekenlerin başında da kadınların sesini duyurma yöntemlerinden biri de evet bu kadın dernekleri. Çünkü STK'lar ama STK'ların içerisinde de özellikle hem de devletin karar ve eylemlerinin denetlenmesi, sorumluluk ve katılım bilincinde ortaya çıkarmakta böylelikle sosyal, ekonomik, siyasi karar ve uygulamalarda toplumsal yapıya da dinamizm kazandırmakta ve kadın haklarının konusunda da özellikle modern Türkiye yapılanması sürecine bakıldığında çok önemli atımlar, adımlar atılmış. Fakat batıdaki gibi çok hızlı ilerlememekte ve kadın yöneticiler aslında istediklerini alamamakta ve ya da almak için uzun süre beklemek durumda kalmaktadırlar. Tabi asla bakarsanız da genelde bu çabayı özellikle kadın dernekleri sistemli ve bilinçli bir şekilde e, dernekler yoluyla bu o, bizim yavaşlayan sürecimizi batıldaki gibi hızlandırılmış bir sürece doğru devam ettirecektir. Modern e, Türkiye'nin yapılanmasının dışında Türkiye'de kadının önemli bir kısmının şöyle bir handikabı var. Aslında kendisinin haklarını ve yasaları yasayla sağlanan haklarının bilmezken bu yasaların uygulanması için farkındalık yaratma çabaları da tabii ki yetersiz kaldığında görmekteyiz. Dolayısıyla da e, ben kadınların karar alma mekanizmalarında yeterince temsil edilmemesinin sonucu da e, kadın kamu kaynaklarının kullanım ve dağıtımlarında da kadınların söz konusu olmadıklarını görüyoruz. Kadınlara yönelik mesleki ve girişimcilik eğitimlerine, toplumsal cinsiyet rolleri, kadına karşı şiddet yasalar ve insan hakları konularını içeren güçlendirme eğitimlerinin eklenmesinde zorunlu tam olduğunu burada, e, Tam burada söze girip İstanbul Sözleşmesi diye bir konu var. E, önce onaylandı, daha sonra çekildi. Cinayetler, kadın cinayetleri özelinde düşünürsek İstanbul Sözleşmesi konusunda ne düşünüyorsunuz siz bir kadın olarak? ve aynı zamanda da bir kadın e, daha kadınların oluşturduğu STK'ların çatı kuruluşunun başkanı olarak. Evet. Hatta bir de genel e, başkanı kadın olan bir partinin e, bir partide mensubu çalışıyor olarak. mensubu olarak diyorsunuz. Evet. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmasında yaşatır mı yaşatmaz mı diye bir söylem oluşuyor. Evet. E, evet ben hepimiz de biliyoruz ki bu kesinlikle yaşatır hem de çok iyi yaşatır diye kısaca özetlemek istiyorum. Şimdi pek çok kadın, sorunu en büyük kadının canını acıtan, özellikle inciten kadına yönelen şiddet. Tabii ki bu şiddet hem onun fizik yani ruhuna, varlığını hem de insanlık onuruna yönelen bir nevi taciz aslına bakarsanız. Dolayısıyla şiddette, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratılmasında öncelik bulunması gerek. İşte bu farkındalıkları da sivil toplum kuruluşları çok iyi yaptı. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili farkındalık yaratılması ile ilgili hükümetin kararlılık gösteren politikalarına kaynak aktarımlarında bu kadın derneklerin örgütlenmesi ve buna karşı bir duruş sergilemesi aslında bir geri adım atılmasına da sebep oldu. Şimdi Türkiye'nin yıllardır taraf olduğu hatta bunun içinde belli yükümlülükler üstlendiği kadına yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi, sözleşmesi bulunmaktaydı biliyorsunuz. Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili FES'ine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararın iptal sistemini reddetmesini tabii hatırlamayanlar için söyleyeceğim, hatırlatmak için söylemek istiyorum. Kadın Genel Başkan Sayın Meral Akşener'den gelmiş olması ve şöyle tüm sağduyu liderlere ve değer veren kadınları aslında sevindiren bir söz söylemde bulunmuştu söylemek istediği şey şuydu. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek yerine ki aynı kadın derneklerin birçoğu da bunu deklare etmişti. Çekilmek yerine sözleşmenin maddelerini hakkıyla uygulayalım. Evet. Yani yerinde olması gerektiği gibi uygulayalım ve bunun için de tüm liderleri buna davet ediyorum demişti. Şimdi bu sözleşmenin fesiyle ne olurdu? Bir tarafta Türkiye zaten kadın haklarına seyir açısından dipsiz bir kuyuya düşecekti. Ve de batıl bir da anlayışlar daha üst düzeye çıkacaktı ve bunun sonucu ne oldu? Kadın örgütlerinin itirazları Aman sonucunda canım. sustular. Türkiye'deki kadın hareketleri özellikle erken yaşta evlilikler, cinsel istismarlar gibi kadın dernekleri baskı kurdular. Şimdi siyasi odaklı yargı mensuplarıyla kadın cinayetlerinin üstü bir kısmı örtüldü ya da daha cezalarda biraz yavaşlatılma görüldü tabii tahrik vurgusuna yani tahrik edildi gibi vurgusuna övgü yapıldı. Fakat kadın rızası vardır dendi bazı konularda. Dolayısıyla uygulamadaki aksaklıkları bu sözleşmenin kaldırılması için bir bahane olmadığını düşünüyoruz. Bu aksaklıkların giderilmesiyle kazanılmış haktan da vazgeçilmez diyoruz ve e, aslında bir şey daha var. Çok ilginç bir şey e, makaleleri incelerken gördüm. Bunu da aktarmak istiyorum. Şimdi 19 Almanya'da Ha, şimdi Türkiye'de özellikle kadın şiddet vakalarının durmaksızın devam ettiği bir ortamda her zaman görüyoruz cinayetler, e, ölümler hızla ilerlemekte. Toplumun %51.7'si İstanbul Sözleşmesi'nin ne olduğunu bile bilmiyor. Hatta bunu Bu Montrö Boğazlar şey. Sözleşmesi zannediyor. Oo. İstanbul Sözleşmesi'ni. Dolayısıyla kendi hakkını bilmeyen zaten kendi hakkını koruyamaz. Bunun için de örgütlenmek gerektiğini düşünüyorum. Bu çok çarpıcıydı e, evet, son seferde. Evet. Ama birçok konuda toplum e, anayasal haklarından e, habersiz, haberli. Ya şöyle de bir şey var. Anayasal haklarından haberleri e, olan insanlar bu hakkı kullanmaya e, arzu ettiklerinde de bazen sıkıntılar yaşıyorlar. O bilenler bile bazen e, bu hakları kullanmayı çok fazla Yanaşmıyorlar. Yeltenmiyorlar, Yeltenmiyorlar. Evet. Böyle de Türkiye'nin bir e, garip bir açmazı, garip bir çıkmazı var. E, i̇nşallah bu da umarım açılır. Şimdi tabii ki e, bir de şu e, önemli, e, şehirlerde eğitimli görece eğitimli kadınların oluşturduğu işte bu dernekler falan filan bunlar haklar Hı -hı. savunmalar, bunlar oluyor. Ama da bizim kırsalda yaşayan kadınlarımız var. E, bunlar e, noktasında. Mesela kırsal kalkınmada derneklerin rolü ne oluyor sizin? Ben şunu biliyorum çünkü sizin birçok köye gittiğinizi. Evet. Yalan. Köy kadınlarıyla dernekler kurduğunuzu, evet. bunların kooperatifleşmesi noktasında önemli adımlar attığınızı bildiğim için böyle bir soru soruyorum. Yani kırsal kalkınmada yaş nasıl bir e, öncü rol oynuyorlar? Oradaki kadınlara nasıl dokunuyor bu dernekler? Evet. Hayatlarında neyi değiştiriyor yani? Aslında kırsal alanlarda e, bir işletmedeki doktora çalışmam, yerel yönetimlerle ilgili doktora çalışmam sebebiyle bir ara, uzmanlık alanına evet dahil olduğum bir konuydu. Tabii kırsal alanlarda özellikle bu etkin devlet yönetim sistemlerinin kurulması, işte 6360 sayılı yasayla köylerin mahalle olmasıyla e, kazanımlar, kaybedinler ya da 7254 ya, no, noğlu yasayla kırsal mahalleyle ilgili e, tekrar köy halkına ve muhtarlarına olurlar sorulması ile ilgili yeni çıkan gündemlerde kadınların da aldığı bir pay oldu. Zaten kırsalda acı en çok ya da yük en çok el ve işçiliği de evde bakım çocuklara bakmak yemek yapmak tarlaya gitmek bunları da eklediğiniz zaman asla bakarsanız dünyadaki kadınlar. Yoksulluk yük, yükünü en çok kırsal alanlarda e, 167 rakam evet 167 ile ilgiliydi kadınların üzerinde olduğu görülmekte tespit edilmiş olmakta. Şimdi kırsal kalkınma çabalarında Türkiye'de de istenilen sonuçlar alınmıyor bu bir gerçek ve ekonomik hayata neden yeterince de giremiyor? Tarımsal ekonomide kırsalda yaşayan kadınların önemli bir rol oynadığı düşünülse bile asla bakarsanız kadınların potansiyelleri, kapasite ve fırsatlarını kullanmaları, verimli olmaları, yetkinlikleri eğitimsizlikten, bilgisizlikten ya da işte gerekli sermayesinin olmamasından, örgütlenememesinden, aslında ekonomik meselelerden dolayı biraz da erkeklere bağımlı olması, ekonomik olarak da erkeklere bağımlı olmasından dolayı kırsal alanda da yaşadığı mağduriyetler söz konusu oluyor. Tabii bu kırsal alanla ilgili yoğun ev işleri iş yüklerini artırıyor, çocuk bakımı iş yükünü arttırıyor. Mesela ekmek yapımı, su taşıma, çamaşır yıkama iş yükünü. Kırsal alanlarda tarım uğraşıların dışında bir de kadınlarımızın böyle uğraşıları da var. Kırsal alanlarda dernek kurmak çok zordu çünkü işin içine bazen yerel yönetimlerin en önemli birimleri olan muhtarlar da dahil oluyor. Kimi destekliyor, kimi de yani zorluklarıyla belki caydırıcı etki yaratmış oluyor. Kırsal kadınların girişimci olup olmadıkları özellikle yeterince örgütlenip örgütlenemedikleriyle ilgili aslında. Ve dolayısıyla da asla bakarsanız eğer aktif katılımcı olacaksanız e, kırsalda üretilen ürünlerin sosyal ve ekonomik gelişimine, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunabilmesi için kooperatifleşmeyi desteklemek, yerel yönetimlerin e, işte işletmeler oluşturmak, pazarlar oluşturmak belki de en iyi görevlerinden, en başta gelen görevlerinden biri olur. Bu neye sağlar? E, köyden kente göçü tersine çevirmiş olabilir. Kanunlar da bu amaç için çıkarılmıştı, ancak maalesef gerektiği gibi bir sonuç elde edilemedi. Kadın girişimci sayısını arttırmak gerekir, özellikle arttırmak ama var olan kadın girişimcileri de güçlendirmek gerekir. Kırsal alanlarda Kooperatifleşmeyle ile iş yapma anlayışına yönelik başlayabilmeleri için kesinlikle eğitim almaları lazım, destek almaları lazım ve bunu ücretsiz almaları lazım. O yüzden ben de ücretsiz gidip de kooperatif kurmayı, dernek kurmayı, tüzüklerini hazırlamayı ve insanları toplayıp bunun neler getirip götüreceğini, maddi ve manevi kazançlarını samimiyetle bir kadın olarak ve bunu yapmış biri olarak anlattığımda e, ikna olma durumları çok daha kolay oluyor ama ikna olduktan sonra da tamam ben öğrettim al yap diyemiyorsunuz. Ama sürdürülebilir Onu sürdürüyor, sürdürülebilir olması lazım. Sürdürülebilir olması lazım. Sürdürülebilirlik kapsamında da bizim gibi derneklerin de yardımcı olması lazım. İşimi gücümü bırakıp bilgisayarımı, laptopumu alıp, printerımı alıp arabamla birlikte e, kadınlara güzel yemeklerine de talip olarak orada onlarla birlikte bu işleri yapmak <laughs> ve alıp onları birlikte valiliğe götürüp şu aşamalarda şunları onayla defterlerini birlikte alıp işletme defterlerini böyle yazacaksın demek, karar almalarını belirtmek ve bunlara mentörlük yapmak bir konuda asla bakarsanız çok fayda sağlıyor. Neden biliyor musunuz? Kadınlarda kadınların öndeki engellerin kaldırması için rol modeller çok önemli. Hele rol model kendisi gibi bir kadınsa, hele bir de kendisi gibi aslında belirli hayatın zorluklarından geçerek, burslarla okuyarak, işte bu işi kendisi bulup keşfederek e, bilgiyle yapan kadınlarsa bu rol modellerle onlara kesinlikle sürekli balık tutmayı e, ve e, bu balıktan kazanç sağlamayı ama oturup da yememeyi hani daha az yemeyi ya da bunun yanısına balık tutmayı öğretmiş olmak daha faydalı oluyor. Tabii bir de şey de var. Kırsal kalkınmada mikro krediler vardı. Bir mikro krediler çıkmıştı. Diyarbakır bölgelerinde çok etkindi. Ve bu mikro kredilerle Diyarbakır bölgelerindeki insanlar ya da doğu bölgelerinde kırsal alanlarda bunların kooperatifleşmede işte kırsal alanda kız çocukların eğitimlerinde potansiyelin arttırılmasında çok önemli ama bu Mikro kredileri erişim olanaklarının da kolay olması lazım evet. diye düşünüyoruz. Şimdi e, süremizi de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet, tamam. Verimli kullanmak adına e, biraz önce yaptığınız faaliyetlere yerel yönetimlerin e, e, katkı verdiğini, destek verdiğini söylemiştiniz. Kadın derneklerinin yerel yönetimlerden beklentisi nedir? E, bu soruyu da cevaplayalım kadınların beklentisini cevaplamış evet, olalım tamam. ve e, programımızı yavaş yavaş toparlamış olalım. Aslında en e, sevdiğim soru ve çok so bir şey yani çok önemli şeyler deklare edebileceğim bir konu. Şimdi e, son yıllarda hükümetlerin özellikle yerel yönetimlerin kadınlara yönelik politikalarında geçmişe göre olumlu gelişmeler oldu. Bu bir gerçek, inkar edilemez. Ancak yapılan politika ve uygulamalar planlanırken hala kadınların aile içindeki görev ve sorumluluklarına uygun eğitimler ve projeler ön plana çıkarılıyor. İşte Çocuk bakımı, yaşlı bakımı, engelli bakımı gibi. Ama kadının kendisinin bireysel ihtiyaçlarına yönelik projeler, sosyal yardım politikaları maalesef ortaya çıkmıyor. Bir kere burada yerel yönetimlerin devreye girmesi gerekir. Çoğunlukla yerel yönetimlerin e, meslek edindirme, kurslar, hobi amaçlı aktiviteler, yapması son ve son zamanlarda açılan sığınma evleri de özellikle bu o, yerel yönetimlerden beklentiler içerisine girmişti. Şimdi bir kadın dostu Birleşmiş Milletler'in bir programı vardı. Ben çok beğenmiştim onu. 12 kent Türkiye'de Kadın Dostu Kentler projesi kapsamında kadın dostu olmayı taahhüt etti. Bu kadın dostu olmadan eşitlik komisyonları kuruldu. Bunu taahhüt edenler belediyelerde eşitlik birimleri kuruldu. İl ve ilçe belediyelerinde ve kadınların kent hakkı nedir? kavramlar ortaya çıktı. Dolayısıyla bu kavram bireylerin aslında kentin ortak alanlarından, kentin imkanlarından faydalanma haklarının yanı sıra kendi ihtiyaçlarına göre bu ortak alanları değiştirebilme hakkını da kendisine sağladı. Ve 1994 yılında yayınladıkları kadının kent hakkına sahip olmasını vurguladıkları maddeleri biz de yerel yönetimlerden kadın örgütleri olarak bir federasyon başkanı olarak da istemekteyiz. Neden? Evet. Neler bunlar? Söyleyeyim. Çok güzel şeyler aslında. Gibi e çoğunda yapılabildiği kadınların aktif vatandaşlığı olması lazım. Sonra karar vermede ve demokraside eşit olsun yerel yönetimlerde. Kadınların eğitimden araştırmaya, tüm meslek gruplarında kentsel mekanda barınmada, kentte dolaşımda, güvenlikte eşit fırsatlara sahip olsunlar. Kadınların bilgiye erişimleri için çeşitli mekanlar olsun bilgisayarların bulunduğu, kadınların gündelik yaşamıyla ilgili sosyal bağlarını geliştirecek araçlara erişimlerinin sağlanması, kadınların doğal çevrenin korunması politikalarına da dahil edilmesi, özellikle kadın örgütlerinin yoksulluk durumunda her kadının toplumsal güvenlik ve dolaşım hakkına sahip olması rahatça, mahallelerde kadınların ihtiyaçlarına uygun mekanların eksik olduğunu görüyoruz. Bunların kamusal hizmetlere yakınlığının da özellikle sağlanması, dikkate alınarak fazlalaştırılması, Toplumun tüm alanlarında, özellikle eğitimde, toplumsal cinsiyet bağlamında bir bakış açısı getirilmesi, üniversiteler, araştırma enstitüleri, kendi enstitüleri, tüm disiplinlerde, özellikle fikirlerde projelerin kadınlarla birlikte yürütülmesi, toplumsal cinsiyete dair kalıplaşmış yargıların değiştirilmesi için medya ve yargı organlarının burada size çok rol düşüyor, önemli bir rol alması. Bahsedilen evet. ki zaten siz bunu şu an yapmış Yap, oluyorsunuz Kadın evet. <laughs> Derneği'ni bu tarzda bir programa davet, davet ederek. ederek bahsedilen başlıkların güçlendirilmesi için de bütün ağların yönetim ağlarının kullanılması gerekir. Tabii ki bu toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlanabilmesi için de özellikle kentlerde toplumsal cinsiyet eşitliği algısının düzenini belirlemek amacıyla bir durum analizi yapılması lazım. Yani orada olay nedir önce bir durumu tespit etmek gerekir. Sonra yerel yönetimler, kentlerde bulunan üniversitelerin kadın çalışmaları merkezlerinin ve kadın dernekleri işbirliği yapmalı ve muhakkak ortak çalışmalar yürütmeleri gerekir. Kadına yönelik projeler ve hizmet modelleri planlanırken kır kent ayrımı yapılmaksızın tüm kadınların görüş ve düşüncelerine yer verilmelidir. Kırsal alandaki kadınların tarım ve tarım dışı konularında da kararlarına katılımını sağlamak için kadın haklarına dikkatini çekmesi için onların da bir onlara da eğitimler düzenlenmelidir. Ayrıca kentlerin varoş mahallesindeki kadınların da görüş alınmalıdır ayrım Kesinlikle, yapılmadan ayrıca yerel yönetimler tarafından yapılacak projeleri izleme, değerlendirme, stratejik planlar vardır biliyorsunuz yerel konseyleri aslında bu konuda daha etçi evet, rol üstlenebilirler yerel, belki ama 21 de bu yüzden çıkmıştı. Fakat ama yeterli, yeterli e, olmadı. belediyeye bağımlı olmasından kaynaklanan bir e, şey var. Yetersizlik söz konusu. Sanki belediyenin bir yan kuruluşu gibi faaliyet gösteriyor. Sadece sosyal bir evet, e, yani. alanı gibi gördüm. faaliyet gösteriyor. Umarım bu dedikleriniz, saydıklarınız gerçekleşir. İnşallah olacak. Ee, biz... Çünkü biz özellikle erkek kişi diye bilinen elektrik, su, tesisat işleri var biliyorsunuz. Aslında bunlara kadınlar için özel kurslar düzenlenebilir. Erkeklerde de çocuk bakımı, yemek yapımı, örgü örme gibi kurslar düzenlenebilir. Evet. Yerleşim bilinen de kadının ihtiyaçlarına göre şekillenir. Sonra bütçeler cinsiyete duyarlı bütçelemede yapılması gerekir. Cinsiyete duyarlı stratejik plan olmalı ve kentin billboardlarında sürekli kadın haklarıyla ilgili bilgilendirme ve afişler yer alabilir. Şiddet gören kadınların başvuracakları telefon hattı sığınma evleri olmalı. Eğitim ve sağlık hizmetlerinden kadınlar ücretsiz faydalanmalı. Kamusal alana katılımı sağlayan parklar, açık spor alanları, ışıklandırmaların güvenliği olmalı. Kadınların Toplu taşıma araçlarını kullanması için belirli bir saatten sonra durak iniş, iniş çıkışları var ya bunlar belirlenerek güvenli bir şekilde düzenlenmeli okur yazar olmayan kadınların olduğunu dikkate sayarsak bar, varsayarsak metrolarda toplu taşıma duraklarında sesli ve resimli levhalar bulundurmalı. Kadının kenti tanıması, kente alışması eğer bir kent yeni girdiyse gezi ve sosyal Şimdi, faaliyetlerde e, yapmaları gerekir. Sizin adınız zaman zaman siyaset kulislerinde, siyasetle başladık, siyasetle kapattık. <laughs> evet. Zaman zaman siyaset kulislerinde işte e, belediye başkan adayı olacak diye de çıkıyor. Bunları Kaydımızı aldık. Sizin bir belediye başkanlık e, vaadiniz gibi algılıyoruz. Valla <laughs> seve seve yaparız ve çünkü. Bunları size ee, eğer aday olursanız e, size hatırlatacağız. <laughs> evet hatırlatacağız. Bununla çok birlikte güzel. bitirelim. Peki. E, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür e, ediyorum. Katkı sağladınız, Sağ renk kattınız bizim programımıza. Teşekkür ederim. Evet enbursa.com takipçileri e, bir en Engülden programının yine sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine farklı bir konu ve farklı bir konukla karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin.